Merhaba. Evet, bu köşede videoya başlamak istedim. Efendim, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bu videoda bitkilerimizi sulayacağız ve birkaç işlerimiz var. Videoya geçmeden önce sizlere bir şey göstermek istiyorum. Merhaba. Bakın, burada iki saksı. Bunu videoda biliyorsunuz kaydetmiştik. Bunu da sonradan ben annemle diktim. Burada biberlerim. Bakın, olabildiğince tomurcuklandı bir tanesi. Çiçek açmak üzere. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir şekilde yetişiyor. Yine zaman içerisinde bunların videosu olacak. Çünkü biz bunu gübreleyeceğiz. Birkaç işlerimiz daha var. Böyle çok sağlıklı bir şekilde biberlerimizi saksımızla yetiştireceğiz. Yine diğer videolarda çilek olsun, domates, salatalık olsun, o videolarda yayında olacak. Şimdi gelelim işimize. Ben bu kadar bitkiyi nasıl suluyorum? Aslına bakarsanız ben normalde bu yere diziyorum ve burada biliyorsunuz balkon, burada suluyorum ama benim sınırsız bir su kaynağına ihtiyacım var. Yani bu kadar bitkiyi benim tek seferde sulamam imkansız. O yüzden bunları tamamen ben banyoya taşıyorum. Ve banyoda güzelce sulamasını yapıyorum. Ondan sonra çektikten sonra da tekrardan yerlerine diziyorum. Tabii bunu yaparken de aslında bayağı bir iş oluyor bana. Yani bir 5-6 defa gidip geliyorum ama yani en azından su için gidip gelmiyorum. Çünkü su benim için çok fazlasıyla zaman alıyor. Ve ben de balkona tek bir seferlik taşıyıp orada su veriyorum. Ondan sonra da geri buraya diziyorum. Şimdi daha fazla da videoyu uzatmadan hemencecik böyle uzak çekimi alalım ve bitkilerimizi banyoya taşımaya başlayalım. Hızlandırılmış şekilde izlerken sizlerin aklına takılan iki soruyu yanıtlayacağım. Birincisi, saksılarımın altı delik mi olmalı? İkincisi ise ne kadar su vermeliyim? Çok duyuyorum, 10-15 günde bir fısfısla toprağını ıslatıyorum veyahut sadece yapraklarını ıslatıyorum diyenler oluyor. Bu çok yanlış. Bitkilerimiz suyu ister. Bizim toplumumuzda kaktüs ve sukulentler suyu sevmez diye bir algı var. Aslında doğru ama bunlar yavru sukulentler ve kaktüsler. Ve onlar da olabildiğince suyu isterler. Ve bu yüzden de toprağı tamamen ıslanana kadar su vermelisiniz. Yoksa büyümezler ve olabildiğince küçülmeye başlarlar. Bunlar çöl bitkisi. Biz bunları ne kadar saksının içerisinde yetiştirmeye çalışsak da mutlaka ihtiyaçları var. Ve biz bol su vererek bunların ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Yani işin aslı, korkmayın. Yani toprak tamamen ıslanana kadar su vermeye dikkat edin. Ve videoda göreceksiniz, ben tamamen toprak ıslanana kadar bol bol su veriyorum. Ve aslında çoğu saksılarımın altı da delik değil. Peki neden delik değil? Çok su kök çürümesine yol açar mı? Aslında böyle bir şey de yok. Gerçekten de kök çürümesi olmaz. Tabii ki bu birkaç türler için geçerli. Saksılarımızın altı delik olmasa da çok güzel bir şekilde kaktüs ve sukulentlerimiz yaşamına devam ederler. Bu noktada sizlerden isteğim, güzel bir şekilde topraklarınızın tamamen ıslanacak kadar su vermeniz. Yani fazlasını vermenize gerek yok. Sadece toprağınız tamamen ıslansın. Evet, sonunda hepsini taşıdım. Ama sizler için ne kadar dakikalar, saniyeler olsa da benim için bayağı yorucu bir zamanda. Ama hallettim. Şimdi gelin sulamaya geçelim. Evet, buradan başlayacak olursak bana su vermek için sadece şu alan kaldı, bakın. Ve biliyor musunuz, alan yetmedi. Yani iki part yapacağım. Yani diğer çiçeklerimi sığdıramadım diğer odadakilere. O yüzden iki part yapacağım ve şimdi sulamaya geçelim. Zaten hızlandırılmış şeklinde anlatmışımdır çok büyük ihtimalle bu sulama işlemlerini vesaire nasıl yaptığımı. Burası benim için geçici arkadaşlar. Benim odamda ıslanacak malzemeler olduğu için buraya taşıyorum. Yoksa balkonda sulamam pek fazla.
Göreceğiniz gibi. Şimdi bunların tamamen toprakları ıslanana kadar su vereceğim. Ve onu da sınırsız suyumuz olan duş başlığıyla yapacağım. Şöyle göreceğiniz gibi. Şimdi ben seni şöyle sabitlesem. Evet, gördüğünüz gibi bakın bu şekilde suluyorum. Yani hayatımda yaptığım en zevkli işlerden bir tanesi. Yani genel olarak bunların ıslandığını nasıl sanıyoruz? Tamamen göz kararı. Yani bir de zaten birkaç sulamadan sonra elim alışıyor. Ve ne kadar su istediklerini anlayabiliyorum. Ve böyle sık sık yaptığım zaman sudan tasarruf etmiş oluyorum. Bu da doğamız için küçük de olsa bir ayrıntı. Ve tamam. Şöyle son bir kez gezdirelim. Tamamdır. Evet, işlemimizi gördüğünüz gibi burada bitirdik. Yani benim aslında yaklaşık 10-12 günde bir yaptığım işlem. Yani havalar sıcaklaştığı zaman genel olarak haftada bir yapıyorum. Çünkü Kayseri çok sıcak oluyor ve benim balkonum kapalı olduğu için daha çok böyle suya ihtiyaç duyuyorlar. Yoruldum. Aa, kamerayı vurdum. Allah. Şimdi birazcık dinlenelim. Ondan sonra tüm sukunetlerimizi kaldıracağız. Sonra sulamadıklarımı yerine getireceğim. Onları sulayacağım. Ondan sonra onları da yerine yerleştireceğim. Ben bu işlemleri yaptıktan sonra yine görüşürüz. Tüm işlerimi bitirdim. Artık kalan zamanı dinlenmeye ayırdım. Bitkilere bakmak o kadar büyük sorumluluk yüklüyor ki bazen geceleri dahi uyuyamıyoruz. Bir an önce sularını verelim, bakımlarını yapalım ve yerlerini yerleştirelim istiyoruz. En basit örneklerinden bir tanesiyim. Sularını vermediğimde, bakımlarını yapmadığımda asla rahat bir şekilde uyuyamıyorum. Ve bir şekilde bitkilere bakmak o kadar büyük sorumluluk yüklüyor ki bize ne olduğumuzu hatırlatıyor. Ve her zaman dediğim gibi, eğer çocuklarımız varsa, kardeşlerimiz varsa veyahut yeğenlerimiz varsa mutlaka bir çiçek edinmesini sağlayın. Belki de küçük yaşlarda edineceği bu küçük sorumluluğu ileri hayatında çok fazlasıyla kullanabilir. Bir bitkiye bakmak, bir bitkiyi yetiştirmek ve onu zamanında sulamak gerçekten çok güzel bir aktivite olacaktır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bana destek olmak için Instagram sayfamdan kaktüs ve sukulent satın alabilirsiniz. Şu anda da Instagram sayfam çıkmıştır. Mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.